Hazırsak başlayabilirim. Değerli basın mensupları, biraz önce de Sayın İsmail Tatlıoğlu'nun Covid rahatsızlığına yakalandığını öğrendik. Kendisine geçmiş olsun diyoruz ve mecliste de peş peşe sayılar artıyor. Buradan dün genel kurulda da söylediğim bir hususu bir kez daha dikkatlerinize sunmak isterim. Milletvekilleri arasında toplumda görülme oranının on katına varan daha yüksek bir görülme oranı var. Bu şaşılacak bir şey değil. Ee, hem milletvekillerinin sürekli aşağıdaki mecliste kapalı salonda saatlerce çalışmak zorunda olmaları, hem katıldıkları toplantılar milletvekillerini ciddi bir risk grubu haline getirdi. Bu da rakamlara yansıdı. Tabii bu konuda en az özen gösteren parti olarak mecliste eşit şartlardayız ama sürekli gençlik kolları, kadın kolları, eee ana kademe kongrelerini yapan, büyük kurultayını yapan ve o kurultayların lebalep yapılmasıyla övünen Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de bu oran en yüksek oranda tabii. E, burada milletvekilleri bilim kurulu kararıyla aşı sırasına alınmışlardı. Biz orada grubu bulunan bütün siyasi partiler Meclis Başkan Vekilimizin varlığında bu aşılamaya milletvekilleri dahil oluyorsa mutlaka birlikte çalıştıkları meclis personelinin, danışmanlarının ve mecliste görev yapan basın mensuplarının da dahil edilmesi gerektiğini söyledik. Çünkü aşı hastalığı hafif geçirmeyi sağlarken hastalığı taşımayı ve bulaştırmayı engellemiyor. Bu sefer eee aşılanmış milletvekillerinin birlikte çalıştığı meclis emekçileri ve basın emekçileri doğrudan en ciddi risk grubunda oluyorlar. Hastalığı en çok taşıyan, en çok bulaştıran ve kendi hastalanmayacağı için, hastalanmayacağını aşılandığını umduğu için de bu konuda ister istemez rahat davranabilecek bir risk grubu. Bu hangi partiden olursa olsun meclis başkanına ve sağlık bakanına bir kez daha sesleniyoruz. Mecliste hızla artan covid vakaları değerlendirildiğinde bir an önce meclis personelinin ve bizimle birlikte çalışan e, meclisteki basın emekçilerinin aşılarının öncelikle yapılması gerekiyor. Aşı sorunumuz yok diyenlere o zaman neden aşılamıyorsunuz diye sorulur. Bu konuyu ifade ederek başlamak istedim. Elbette Covid haritası yenilendi ve bir ay önce ilan edilen ve birkaç gün öncesine kadar yürürlükte olan haritayla Haritanın yeni durumu karşımızda. Bu bölgesel olarak rakamların ilan edildiği ve risk grubuna göre illerin dört farklı kategoride temsil edildiği, numaralandırıldığı ve ona göre de önlemlerin farklılaştırıldığı harita. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hareket noktası ve bu Türkiye'yi getirdiği nokta bütün Türkiye'nin yeniden en yüksek risk grubuna ulaştığı vaka sayılarının salgın başından itibaren en üst noktaya ulaştığı nokta. Bu ikisinin arasında bütün ne kural uygulandıysa ne yapıldıysa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önerdiği gibi dediği gibi denetlediği gibi yapıldı. Bir de bu arada ikisinin arasında lebalep kongreler yapıldı. Bakın o lebalep kongrelerin yapıldığı günlerin hemen sonrasıydı ve orada vaka patlayışı açıkça ortadaydı. Lebalep kongreler. O zaman da saymıştım. Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz bölgesi, Osmaniye, İç Anadolu ve ardından devam ettiler kongrelere ve ardından üç büyük kurultay yaptılar. Gençlik kurultayı, kadın kurultayı ve ana kademelerinin büyük kurultayını yaptılar ve işte tablo ortada. Adalet ve Kalkınma Partisi onun Covid yönetim biçimi, onun siyaset yapması şekli, onun çifte standardı, onun lokantacıya, kahveciye söylediğiyle kendini söylediği, kendi yaptığı, el aleme verir salkımı, talkını, kendi yutar salkımı modeli Türkiye'yi bu hale getirdi. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisinin krizi, pandemi yönetim biçimi Türkiye için bir sağlık sorunudur, bir sağlık tehditidir. Bu konuyu dikkatlerinize sunmak istiyoruz. Tam 58 il kırmızıya dönmüştür. Türkiye nüfusunun yüzde 80'i en yüksek risk grubundadır. Ve değerli basın mensupları. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresini yaptığı 24 Mart günü 29762 30 bin vaka var. 146 vefat var. Ülke eşitlikle yönetiliyor değil mi arkadaşlar? Ülke bilim kurulunun aldığı kararlara göre yönetiliyor. Herkese eşit muamele yapılıyor değil mi? Kurallar herkes için geçerli. Cumhuriyet Halk Partisi 25 Temmuz 2020 günü kurultay yaptı. 25 Temmuz 2020. O gün Vaka sayısı 921. 30 bin, bin bile değil. 30 kat, 31 kat fark var. Vefat sayısı 16. Ak Parti'de 146. Peki CHP nasıl kurultay yaptı? Bilim Kurulu'na başvurduk. Sağlık Bakanından izin istedik. Sadece delegeler ve açık hava. Basın dışarıda, yayın içeriden Basında birbirinden çok uzak mesafelerde ve bütün basın mensupları CHP kurultayındaki Covid tedbirlerini övmüştür. Bakın 30 kat az vaka varken bize seyirci yasak. 10 kat az ölüm varken bize seyirci yasak. Sadece delegeler basın mensupları da belli sayıda ve dışarıda. Herkesin gözü önünde. Aramızda 3 metre var. Biz öyle kurultay yapıyoruz, yapabiliyoruz ama AK Parti tükenmedi. İkiz doğum yaptı ama sancıları atlattı. AK Parti'den kopuş yok. El eleyiz, burun burunayız, lebale biz. Ayaktayız. AK Parti erimiyor anketlere bakmayın. 30 bin vakayla kurultay yapıyorlar seyircili. O kurultaya seyirci çağırmak cinayettir. O kurultaya seyircileri getirmek Türkiye için en büyük sağlık tehdididir. O kurultayda saatlerce maskesiz ve yolda gelirken otobüslerde oynuyorlar, zıplıyorlar, maske yok. Kurultaya geliyorlar, aynı şekilde gidiyorlar ve bütün Türkiye'ye Ankara'dan aldıkları, Ankara'dan taşıdıkları virüsü götürüyorlar. Bu doğru bir şey değil. O kurultayların seyircili yapılmasını ve Cumhuriyet Halk Partisi kurultayının 900 günlük vakaya rağmen seyircisiz yapılmasını AK Parti'nin ülkeyi nasıl yönettiğini, nasıl çifte standartlar içinde yaptığını gördük. Aylarca aylarca lokantaları kapalı tutanlar kendileri bu görüntüleri sergilediler ve normalleşme yeniden kapanacak ama Ramazan ayında lokantalar ona kadar da bakın işte Esnafsanız bu muameleye tabisiniz. Ne ölçüyor? Avcılar İstanbul. Avcılar İstanbul'da ölçüyor. Santim. Mesafede iki santimden fazla yakınlık varsa cezayı geçiriyor. Kapatmayı veriyor. İnsanların ekmeğiyle oynuyor. Şu ciddiyete bakın. Santime bakıyorlar santime. İstanbul avcılar. Bu da Ankara kongre iki masa arasında yedi tane AK Partili var. Aynı mesafede. Olacak şey mi? Olacak şey mi? Cumhurbaşkanı. Seninle her şeye varım ben diyor. Şarkıya bak. senin her şey. Hani diyorlar diye Cumhurbaşkanımız için ölürüz falan. Hani perdelik kumaştan kefen çekiyorlardı da ölmeye geldik diyorlardı. Maalesef farkında değiller ama ölmeye gitmişler. Sırf Cumhurbaşkanı siyaseten tükenişini maskeleyebilsin diye. İşte bu da size hakkını helal etmeyen esnafın çilesi. İki santime ceza, iki santim. Millet bunu gördükten sonra daha biz ne konuşalım? Ne yapalım, ne eleştirelim? Millet görüyor, milletin vicdanına sesleniyoruz. Esnafa muamele AK Parti'nin kongre esnafa yapılan muamele AK Parti'nin kongre. Daha ne diyelim yani? Bu esnaf size hakkını helal eder mi? Bu insanlar size hakkını helal ederler mi? Olacak şey mi bu? İyi ki bir yetkiyi ele almışsınız. Birazdan birçok konuda daha benzer şeyleri göreceğiz. Ama iyi ki bir yetkiyi ele almışlar. Bugün vaka sayısı ellerine sağlık. 29 bindi kongre yaparken 37.303 olmuş. Elinize, emekliğinize sağlık. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Elinize, emeğinize sağlık Sayın Sağlık Bakanı. Bir de soruyorlar. Efendim bu konuyu çok gündemde tutmanın kimseye faydası yok. Niye? Niye? Vatandaş kalabalığın ölüm, vatandaş kalabalığın vaka hasta getirdiğini görsün. Efendim kurallar herkes için geçerli. Nasıl? Diyor ki efendim ayrıcalık varmış diye bir izlenim yaratmak doğru değil. Yok mu ayrıcalık? Yok mu? Yok mu ayrıcalık? Sayın Fahrettin Koca bu re iki resim arasında ayrıcalık yoksa bu iki resim arasında ayrıcalık yoksa ne var? 900 vaka CHP kongresi kurultay CHP kongresi seyircisiz 30 bin vaka AK Parti kongresi seyircili. Yok mu ayrıcalık? Hadi söylüyorsunuz. Hadi yapıyorsunuz. Bari yalan söylemeyin. Milletin gözünün içine baka baka bu kadar beyaza siyah, siyah beyaz diyen bir anlayış olur mu? Ondan sonra dürüstlükten mürüstlükten bahsedeceksiniz. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca meclise gelmiş. Meclise gelmiş. Ne yapmış? AK Partili milletvekillerinin bazı taleplerini dinlemiş tayin, terfi, ıvır zıvır. Kardeşim, geçenlerde biz grup önerisi olarak genel görüşme talebini verdik mi? Gel mecliste bir genel görüşme açalım. Milletin vekillerini bilgilendir. AK Parti reddetti mi? Reddetti. Hatta dedik ki zorlamayalım. 10 gün içinde verecekse ona da razıyız. 15 gün içinde gelecekse yine de genel görüşme teklifini hep birlikte o gün için yaparız dedik. Bize gelen cevap AK Parti Grup Başkan Vekillerinden Nisan sonundan önce gelemezmiş. Nisan sonundan önce gelemez dün gelmiş. Ne yapmış gelip milletvekillerinin taleplerini dinlemiş. Peki ne diyordu? Bakın soruyu da sormuşlardı. Meclisi bilgilendirecek misiniz diye. Cevap olarak nereye çağrılsak gideriz demişti. Çağırdık gelmedi. dün gelmiş ama meclisi bilgilendirmek için değil, AK Partili vekillerin taleplerini almak, taleplerini dinlemek için. Olacak şey mi arkadaşlar? Olacak şey mi? Neden gelip milletin vekillerine bilgi vermiyorsunuz? Artan vakaların tek sorumlusu derseniz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugüne gelmemizin en büyük sorumlusu, tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun getirdiği bu kara düzendir, bu tek adam düzenidir. Sağlık Bakanı'nı bilim kuruluyla şahsı bilim kurulu arasına sıkıştıran bu rejimin ta kendisidir. Bilim kurulu metre diyor. Araları iki metre olacak, iki buçuk metre olacak diyor. Santim santim ölçüyorlar. Ama AK Parti'ye gelince asla hiçbir kurala tabi olmayan bir anlayış. Şimdi bir başka karşılaştırma yine çok kritik. Geçen sene vaka sayısı 4000 bin camiler kapalı. Hem de teraviye kapalı. Cuma'ya kapalı. Vakit namazına kapalı. Cami kilitli kapalı. Hani içinde sembolik sayıda 10 kişi kılabilir, 20 kişi kılabilir de yok. Cami kapalı. Neden? Abdest alma, içeriye girme, namaz sırasındaki yakınlık, yere temas. Bilim kurulu karar verdi. Bu ülkede yüzyıllardır okunan ezan ve kılınan namazlara ezan devam etti ama uyarı anonslarıyla namazlara hepimizde doğru bulduk. Herkes kılmak isteyen de ibadetini evinde yaptı. Vaka sayısı dört bindi. Vakit namazları, cuma namazı her şey kapalıydı. Bugün vaka sayısı otuz yedi bin. Tam on katı teravi serbest. En uzun, en uzun ve en kalabalık namaz. Yatsıdan sonra en uzun en kalabalık namaz. Teravi serbest. Bu neyin anlayışı? Bu nasıl kriz yönetimi? Geçen sene 4000 bin tedbir alındı ve sonunda Haziran'da yeni normal doğru tarif edilmese de normalleşecek kadar sayılar aşağı düşmüştü. Demek ki tedbirler işledi. Şimdi vakit namazları serbest, cuma namazları serbest, teravi serbest. Kaldı ki Ramazan ayında normal olarak serbest olursa vakit namazı da cuma namazı da çok daha sıkışık, çok daha kalabalık olur. Sen burada bunu yasaklarsan kimse dininden olmaz gider yine ibadetini yapması gereken yerde yaparlar. Ne ibadeti camide yapamayana günah olur ne sana günah olur çünkü hayat bu. Ama nasıl bir anlayışsa 40 bin 4 binken yasak olan 40 binken serbest oluyor. Ama diğer yandan Ramazan ayında diye vurgulayarak toplu iftar yasak, lokantalar kapalı, toplu etkinlikler yasak. Lokantaları tekrar kapatıyor. Zaten perişan olmuşlardı. Aha da kurallar burada. Böyle de denetliyorsun. Bu duruma izin veriyorsun, böyle denetlediğin lokantayı kapatıyorsun Ramazan ayı boyunca. Ama en kalabalık namaz teravihi serbest bırakıyorsun. Yani bu bir yandan bir deyişle yaşam biçimine müdahale. Ramazan'da her yer kapalı. Zaten Ramazan'da birçok lokanta ya kapalı olur ya çok düşük bir kapasiteyle çalışır. Anadolu'nun birçok yerinde. Ama Ramazan vurgusuyla Covid var diye Lokantalar kapalı. En kalabalık teravih namazı serbest. Bunun iler tutar tarafı varsa biri anlatsın biz de anlayalım. Işin bir diğer tarafı, bir diğer yönetilmeyen, bir diğer savrulan, bir diğer sıkıntılı tarafı da içinde bulunduğumuz ekonomik buhran. Gerçi buhran Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin buhran ittifakı memleketin hiçbir yanını doğru yönetmediği için sağlıkta da buhran var, ekonomide de buhran var, dış politikada da buhran var, tüm alanlarda buhran var. Merkez Bankası Türkiye'de bir ekonomi boşluğu, ekonomi yönetim boşluğu olduğunu Merkez Bankası'nın içinde bulunduğu acziyet teyit ediyor. Dolar 8.40'a fırladı. Aynı zamanda faiz fırladı. Açlık, yoksulluk, işsizlik, enflasyon fırladı. Ortada bir hazine ve maliye bakanı yok. Eskisi yok. Damat nerede dedik? 128 milyar dolar nerede dedik? Para nerede, damat nerede dedik? Ses yok, soluk yok. İyi de yenisi de yok. Eskisi istifa etti yok. Yenisi göreve geldi yok. Dolar 8.40. Bakan nerede? Bakan ortada yok. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı nerede? O da ortada yok. Geçen cuma namazdan çıkışta soruları ayıklatıyor beyefendi. Sorulamayan soru kabine değişikliği ne oldu sorusu. Berat Bey nerede? Kabinede olacak mı sorusu. Yeni ekonomi yönetiminde değişiklik olacak mı sorusu. Cumhurbaşkanlığı yardımcılıkları artacak mı sorusu. Oraya bir ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı istiyormuş. Damat Bey ailede başlıklı çokmuş sorusu. Bu soru yok. Çıkarın bu soruyu. O soru sorulamıyor. Bugün mecliste belki sizler meclisteki parlamento muhabirleri bir mikrofon, bir kaset uzatırdınız. Son anda bu da iptal. Buraya da gelmiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi de aşağıda grup başkan vekili seçimi yapıyor arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Grup başkan vekillerini Adalet ve Kalkınma Partili e, milletvekilleri kapalı oyla belirliyorlar aşağıda şu anda. Geçen hafta kongre yaptılar. Kongrede kongrenin bitiş saati gelmeden beşten önce MKK toplantılarını yaptılar. Sanki Adalet ve Kalkınma mesela biz yapamayız. MYK toplantımızı. Neden? İtiraz süresi var iki gün. Kanuni. Sonra parti meclisin toplanacak. Sonra da MYK'nı parti meclisine sunacaksın. Bunun günleri var, sağ tarihleri var. Siyasi partiler kanunu var herkes için. AK Parti bir seçim yaptı. Teori bu ya. Rakip çıkabilir mi? Çıkabilir. Ya da rakip aday olmak isteyen birisi engellenmiş olabilir mi? Olabilir. Bunun bir itiraz imkanı var mı? Var. Süresi ne? 48 saat. O süreyi beklemeden MKK topluyorlar. Eyvallah. Listenin altına da o kurulun doğal üyeleri olarak grup başkan vekillerini yazıyorlar. İkisini çıkarmışlar. Birlikte görev yaptığımız iki arkadaşımızı onlara bundan sonraki siyasi yaşamlarında başarılar diliyoruz. Sayın Muş ve Sayın Zengin'e. Yerine iki AK Partili milletvekili, bir tanesi Sanayi Komisyonu Başkanı görevlendirilmiş, oraya yazılmış. Ya daha mecliste seçim yapmadınız, grubu toplamadınız. Bugün yapılacak o seçim ama seçimin bir şekle indirgendiği bir siyasi parti. Yapmayacaksa yapma, dönem başında seçtik de onunla ilgili değişiklikler yap. Ama seçim yapılması gereken mevzuatına göre grup başkan vekili başka türlü değişmez. Seçimle değişir. Şimdi oylama yapılacak. Ama gidiyorlar bir hafta önceden değiştiriyorlar. Hatta bir sayın grup başkan vekili odasına da yerleşmiş. Dün dedim ki görev alacakmış herhalde. O yerleşti odaya dediler. Bu kadar bir tek adam rejiminin memleketteki partisinde de her şeye tek başına karar verdiğini ve parti içi demokrasiyi de şekli olarak dahi terk ettiklerini görüyoruz. Ve sorulara cevap vermeyen, başını kuma gömmüş bir anlayışla ülke yönetmeye çalışan bir partiyle karşı karşıyayız. Ve Merkez Bankası doları durduracaksa onlar durduracak. Gerçi niyeti yok. Önceki Merkez Bankası Başkanı fiyat istikrarı derdi başka bir şey demezdi diye diye tükendi bitti gitti. Kısa sürede devamlı fiyat istikrarı. Bu ağzını almaya korkuyor. Fiyat istikrarı deyince taklayı atıyorsun ya Merkez Bankası'ndan. Ters parendeyle dışarı yolluyorlar seni. Ödü kopuyor fiyat istikrarı demeye. O dolar 840 olmuş. Bir şeyler söylüyor. Kimsenin ciddiye aldığı yok. Neden? Kredibilitesi sıfır. Sıfır. Çünkü sürekli beş yıllığına seçiliyor bunlar iki buçuk senede dört tane değiştirdiler. Bağımsız olması lazım. Kafamı bozdu aldım diyor. Açık açık söylüyor. Söz laftan sözden anlamıyordu diyor. Ya anlamamak onun görevi senin lafını sözünü değil ekonominin gereğini yapmak. Aldığı tahsilin gereğini yapmak. Türkiye'deki rezervleri korumak için alınması gereken tedbirlerin yapılması gereken müdahalelerin piyasaya yön verilecekse verilmesi gereken yönün şeklin belirlenmesi onun görevi laf söz dinlemiyordu diye Patakü'te görevden alıyor. Yenisi ödü kopuyor bir şey söylemeye söylediği sözden kimse bir şey anlamıyor. Çünkü bağımsız olmadığı ortada kendi de onu ispatlamaya çalışıyor. Özertliğin canını okunmuş durumda ve durum perişan. 128 milyar dolar rezerv kayıp. Geçtiğimiz haftalarda uzun uzun anlattık. Kişi başı dağıtsan kişi başı 12 bin liramız kayıp arkadaşlar. Yani her birimizin 12 bin lirasını aldı 83 milyonun. 83 milyon ip gibi kuyruğa geçsek böyle Ziraat Bankası veznelerinden para dağıtsalar, hani o para bulunsa diyoruz ya damat nerede yok para nerede yok bir haber son dakika. Dödödödön dı dı yapıyor ya böyle bütün televizyonlar kıpkırmızı. Fahrettin Bey'den sevgilerle. Damat bulundu para bulundu vatandaşlarımız payına düşen parayı Ziraat Bankası veznelerinden alabilirler. Son dakika haberi. Sıraya girsek ip gibi her birimize 12 bin lira para dağıtacaklar arkadaşlar. 12 bin lira. Bugünkü kurla 12 bin 400 lira para dağıtacaklar. Yok vatandaşımız Covid var kuyruğa girmesin. Sıkış tepiş olmasın. Biz parayı eve dağıtacağız. Hane başına 45 bin lira para dağıtılacak arkadaşlar. Bugünkü kurla 45 bin lira para dağıtılacak. Evde bekliyorsun. Böyle Tayyip Bey damadı bulmuş. Fahrettin Bey her zamanki gibi bütün ekranları kırmızı yapmış. Da 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 dan son dakika. Damat bulundu, para bulundu. Bir de işin bu tarafı var. Nerede diyoruz ya bulundu. Hane başına 45 bin lira. Güle güle harcayın. Harcayamayacaksınız. Çünkü damat parayı uçtu gitti. Yok rezerv. Varsa çıkarsınlar paylaşalım hemen. Polis bekler 3600 ek gösterge. EYT'li emeklilik bekler. Hemşire bekler, öğretmen bekler, din görevlisi bekler, infaz koruma memuru bekler. Çiftçi bekler destekleme. Daha buzağı desteklerini ödememişsiniz. Kars'ta bekliyorlar Ardahan'da. Geçen yılın buzağı destekleri ödenmemiş. Para varsa çıkarın deyin. Para yok. 128 milyar kayıp. Bunu bir demokraside Yaşadığımızı varsayarak ve bir anayasanın, meri olan anayasanın ilgili maddesine dayanarak sordum. Sorduk partimiz adına. Tarih 2 Mat 2021. Durumu anlatıyorum ve soruyoruz. Merkez Bankası'nın kamuoyuna açıkladığı döviz alış satış işlemlerine ilişkin, istatistiklerde görünmeyen döviz satışları hangi yöntemle yapılmıştır? 2. 2019 yılı başından bu yana hangi gün ne kadar döviz satılmıştır? 3. Bu satışlar gün gün hangi kurdan ne miktarda yapılmıştır? Soru 4. Döviz satışı kimlere yapılmış? Bu satışın alıcıları kimlerdir? Kime hangi kurdan satılmıştır? Soru 5. Bu satış işlemlerinin yapılmasına ilişkin bir Merkez Bankası banka meclis kararı alınmış mıdır? Alınmışsa altında kimlerin imzası vardır? 128 milyar dolar satılmış ya. Bu satışı ne gün, kime, kaç paradan yaptın, bu kararı kim aldı? Bu kadar basit soru. Anayasa diyor ki 15 günde cevaplanacak. Şen diyordu ya. Artık daha hızlı cevaplanıyor. Yüzde On buçuktan on bire çıkmış övünüyor yüzde. İşte cevaplanmayan. İki Mart'ta sorduysam on yedi Mart'ta cevap bekler miyim? Beklerim. Yürürlükte olan anayasa bunu mu diyor? Bunu diyor. Üstüne yemin ettiniz mi? Ettiniz. Niye cevaplamıyorsunuz? Mart bitiyor cevap yok. On beş günün üstüne bir on beş gün daha geçti. Geçiyor daha cevap yok. 128 milyar nerede? Bunu sormaya devam edeceğiz. Sayın Şentop, senin görevi soru önergelerinin yanıtlanmasını takip etmek. İhtar yazacaktın. Yazdın mı Lütfi Elvan'a? Para nerede? Lütfi Elvan, senin görevi soruları cevaplamak. Cevaplasana para nerede? Recep Tayyip Erdoğan, çift taraflı mesuliyetim var. Hem damadın hem bakanın. O da kayıp, para da kayıp. Soruyoruz, söylemiyorsunuz. Para nerede? Bunun peşini bırakmayız. Bunun peşini bırakmayız. Öyle yıldırarak, öyle küfrederek, etti öyle sosyal medya linç kampanyaları düzenleyerek susturamazsınız. Para nerede? Bir de bu konuyla ilgili son diyeceğim de şu, şudur ki Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada Türk tipi başkanlık sistemi olduğunu açıkça ifade ediyor. Yürürlükte olan diyor Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türk tipi başkanlık sistemidir. Ya Sayın Bahçeli, ekonomide bu yaşananlara bakarsan, Covid'de bu yaşananlara bakarsan senin yerinde olsam, senin misyonun, senin görevin, senin duruşun Partinin yıllara sari geleneği bu işe hiç olmazsa Türk dedirtmem. Türklüğe hakaret ya. Bu kadar kötü sistem Türklüğe hakaret. Sayın Bahçeli sürekli mahkemelere birtakım talepler iletiyor ya. Vallahi ben olsam Türklüğü alenen aşağılama ve hakaret suçundan suç duyurusunda bulunurum bu sisteme Türklü bir başkanlık diyenlere. Ya insan hakikaten ya. Bir bakın arkadaşlar. AK Partililer, MHP'liler, Türk tipi demeyin şuna. Bir doları bir lira yapacaktınız. Verin desteği kardeşinize. Aldı oyları. Bir dolar oldu sekiz buçuk lira. Daha Türk tipi diyor. Milli takımdan utanın ya. Milli takımdan utanın. Bakın Türk tipi futbol. iki tane maçı izledik. Dün akşamda kıl payı kaçırdık galibiyeti. Türk tipi futbol öyle. Türk tipi dediğin zaman Türk milli takımı öyle oynar. Böyle olur mu? Para kayıp cevap veremiyorsun dolar, euro, faiz her şey aynı anda yükseliyor. Dünyada görülmemiş bir şey. Oraya oturtmuşsunuz bir tane Merkez Bankası Başkanı'nı o da dua okuyor, Kur'an okuyor bilmem ne yapıyor. Olacak şey mi arkadaşlar? Buna Türk tipi demek gerçekten büyük hakaret. Bunu yapmayın. Başka bir şey değil. Bir de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zor bir dönemden geçtiğini partinin sözcülerinin yaşadığı türbülanstan, dima bulanmasından, laf karmaşasından ve yanlış söz ve beyanlardan anlıyoruz. Örneğin grup başkan vekili Cahit Özkan çıkmış bir sonraki seçim tarihi anayasal olarak bellidir diyor. Bundan önce seçim istemek demokrasiye, milletimize yapılmış olan sözleşmeye aykırıdır diyor. Yani anayasa toplum sözü anayasaya aykırıdır diyor. Ya arkadaş bir, Seçim tarihinin belli olduğu anayasa 3 Kasım 2019 diyordu. Rejime kasteden anayasa değişikliğinden sonra ilk seçimin yapılacağı tarihi anayasaya yazmıştınız. Ama yeminler ediyordunuz siz ve Devlet Bahçeli erken seçim yoktur. Erken seçim isteyen vatan hainidir diye. Sonra baskın seçim yapıp öne aldınız. O tarihe rağmen ama anayasada erken seçimin yapılabileceği yazıyor zaten. Şimdi kendileri 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimi 24 Haziran 2018'de yapmışlar baskın seçimi hem de olağanüstü halde. Şimdi gelmişler erken seçim talebi anayasaya aykırıdır diyor. Kardeşim o gün nasıl yaptıysan bugün aynı şekilde yapılır. 360 milletvekili bak Cahit Bey muhalefetin milletvekili sayısı belli. Sizinki belli. Siz elleri kaldırın biz ikisini birden kaldıracağız. Erken seçime hemen destek. Yarından destek. Millet illallah dedi. Varsa cesaretin anayasa mümkün. Erken seçimin nasıl yapılacağı yazıyor. Anayasaya aykırı diyor ya. Yani hakikaten akıl tutulması. Milletimize saygısızlıkmış da demokrasiye saygısızlıkmış da ya olabilecek bir şey mi? Sen bir git gör de bakalım milletin nasıl canı yanıyor sahada. Bir git Iğdır'a git, Ardahan'a git, Kars'a git, Elazığ'a git, Diyarbakır'a git, Edirne'ye git, Van'a git, Antalya'ya, Trabzon'a, Ordu'ya, Manisa'ya, Konya'ya. İnim inim inliyor esnaf, çiftçi, memur. Herkes herkes seçim soruyor. Ya bakın Anadolu Ajansı'nda bütün video var. Altı saat esnaf gezdim, altı saat kayıt yaptılar Yıldır'da. Hepsi var. Bir görün bakalım. Ama yayınlamadılar. Canları sağ olsun. Oradaki arkadaşımız emek etti sırtında kamera peşimizden koştu. Yayınlamadılar. Yayınlayın görün. Selamun aleyküm aleyküm selam. Hayırlı işler sağ olun. Nasıl işler berbat. Çok zor durumdayız başkanım sağ olun. İnşallah iyi olacak. İlk seçimden sonra iyi olacak. Sağ ol başkanım. Dönüp çıkıyorsun. Başkanım dönüyorsun. Erken seçim ne zaman? Meral Hanım'a soruyorlar. Kemal Bey'e soruyorlar. İyi partililer geziyor onlara soruyorlar. Biz geziyoruz, bize soruyorlar. Bütün muhalefet partilerine, HDP'lilere soruyorlar. Her siyasi partiden soruyor. Her siyasi parti erken seçim soruyor. Cahit Özkan anayasaya aykırı diyor. O halde baskın seçimi yapmış olan kendileri değilmiş gibi anayasada yazan maddeye göre. Ve bir diğer AKP adına konuşup hani öyle bir anlatıyor ki insan yalanı doğru sanıyorsun. Allah Allah diyorsun ya Hayati Bey. Sesi güzel Davudi. Konuşma güzel. Hitabet yerinde. Bir anlatıyor Hulusi Kentmen gibi. Bu adam doğru söylüyordur diyorsun. Ya yalan söylüyor olamaz. Yanlış söylemez diyorsun. Babacan tavırlar içinde. Diyor ki. Seçimlere girebilmek için. Siyasi partilere. Altı ay önden örgütlenme şartı getiriyoruz. Bunu yeni koyduk diyor. Bu ne öyle diyor. Bir altı ay örgütlen seçime öyle girersin diyor. Hayati yazıcı. Dinleyen vatandaş da hakikaten ya diyecek. Hayati Bey eğer bize kamera şakası yapmıyorsanız açın bir bakın 1988'den beri tam 33 yıldır seçime girmek için 6 ay önceden örgütlenme şartı var zaten kanunda yazıyor. Bunu yeni koyuyoruz diyor kanuna. Şaştım kaldım, şaştım kaldım ve ayrıca TBMM'de grubu bulunan siyasi partinin seçime girme imkanını da kaldırıyor. Neymiş? Geçen sefer İyi Parti'yi hatırlar mısınız? Seçime gidiyorlar. İyi Parti'de yüksek seçim Kurulu'na başvuruyor. Ben seçime girme yeterliliğim tamam diyor. Altı ay örgütlenmesini altı ay önceden tamamladım diyor. Ama birkaç ille ilgili bir şeyler yapmışlar. Seçime sokmuyorlardı AK Parti. E, e, İyi Parti'yi seçime sokmuyorlardı. CHP dedi ki ciddi bir taban bulmuş. Anketlere göre yüzde on civarında bir seçmenin umut bağladığı bir partiyi seçim dışı bırakamazsınız. 5 milletvekilleri vardı. 15 arkadaşımızı da biz demokrasi yolculuğuna yolladık. Seçimlere girdiler. Hayati Bey bunu kaldıracakmış. Ve diyor ki 6 ay şartı getiriyor, sanki yokmuş gibi. Bunu kaldırmaya alternatif getiriyormuş gibi. Oysa zaten var. Ve sen de inanacaksın. Peki Hayati Bey. Şunu hatırlayalım mı? Siz AK Parti'de varsınız. Erdemliler Hareketi olarak kuruldunuz. Öyle söylediniz kendinize. Ne zaman kuruldunuz? 14 Ağustos 2001. Ne zaman yapıldı seçimler? 3 Kasım 2002. Peki 3 Kasım 2002 seçimlerine giderken sizin örgütlenmeniz tamamlanmış mıydı 6 ay önceden? Cevap hayır. Peki nasıl girebildiniz o seçime? Mecliste grubunuz vardı mecliste grubu bulunan siyasi parti özelliğiyle 3 Kasım seçimlerine girmiş AK Parti o günden 6 ay önce örgütlenme çünkü tamamlanmamıştı. Aynı İyi Parti'nin durumaydı. Kurulmuştunuz ancak örgütlenmeniz henüz tamamlanmamıştı. Grubunuz var diye girdiniz. Şimdi Hayati Yazıcı'nın o dolgun güven veren sesiyle Babacan tavrı anlattığına bakarsanız bugünkü AK Parti Erdemliler Hareketi'ni seçimden men ediyor. Bugünkü AK Parti gibi bir siyasi iktidar olsaydı AK Parti kazandığı seçime giremeyecekti arkadaşlar. AK Parti girmediği için kıl payı baraj altında kalan Doğru Yol Partisi, ANAP, MHP hatta belki yüzde yedilerde oy alan geç, genç parti o gün barajı geçerlerdi. Yüzde otuz oy alcımış bir parti seçime girmezse nereye gidecek o öyle? Bambaşka bir şey olurdu. Beş sene sonra AK Parti olur muydu Allah bilir. Hayati Bey kendinizi, kendi varlığınızı inkar ediyorsunuz. Etme. Sırf milletin yakasından düşmemek için yeni yöntem icat ediyormuşsunuz. Etme. Erdemliler hareketi diye yola çıktığınız yerden başka yere savrulup başka bir anlayışa biat ediyormuşsunuz. Etme. Aklını başına al. Sana duyulan güveni suistimal etme. Ben Hayat Bey'in açıklamalarına gözünden gördüğünü nasıl gizlediğine şahit olmuş birisi olarak mecliste yalvar yakar konuşturmuş birisi olarak genel başkanımın yanında uçakta oturur. Darbeyi söyleyince Kemal Bey olmaz öyle şey der. Meclise gidin der. Ben de geleceğim der. Bunları duyar. Meclise gelir. Seni alnından öpüyorum. Demokrasiye sahip çıktın. Elimi sıkar. Sonra bir bakarsın. Recep Tayyip Erdoğan. Bunlar darbeye teslim oldular. Bunlar kaçtılar. Bunlar darbecilerin yanında. Hayatı bey sus pus. Dinliyor. Alkış yapıyor. Bir gün kıstırdık mecliste de tutanak altında ifadeye başvurduk. Doğruyu söyle be Hayati Başkan dedik. Orada artık söylemek zorunda kaldı. Ondan Hayati Bey sen ne söylersen söyle. Ben o Hulusi Kentmen tavrına bakmam. Gider kanunu kontrol ederim. Doğru söylemiyorsun. Son sözümüz. Ayvatoğlu. Üç tane lüks araba. Kokain çekiyor. Tedaviye muhtaç ailesi için üzgünüz. Tez zamanda bu illetten kurtulması lazım. Gençlerimizin bu illetten kurtarılması lazım. Allah şifasını tez zamanda versin. Ama bu gencecik arkadaşın bu lüks arabalarının, bu gencecik arkadaşın o kendi sosyal medyasında sergilediği zenginlik görüntülerinin, takıların, pahalı yüzüklerin, pırlantaların hepiniz takip ediyorsunuz sosyal medyasını dönüp de ya bu çocuk bu paraları nereden kazanıyor? Biz bu çocuğa 4000 bin lira maaş veriyoruz. Bunun arabasının benzinine yetmez sorusunu AK Parti hiç sormamış. Erdemliler hareketi yola çıkmış. Vardıkları yer partinin arabalarında kokain çeken ben biraz yükseleyim diyen sonra da nasılsa her yanlışa sahip çıkıyor AK Parti diye kokain değil pudra şekeriydi diyen anlayış. O yüzden AK Parti'nin gençleri Twitter'da, Twitter'da bir kişinin ailesine bir kişinin soyadına köpek diyecek kadar tek oluşturuyorlar. Biden'ın özel köpeği. Biden'ın özel köpeği diye özgür özele tek oluşturuyorlar. Dünya hakaret yazıyorlar. Sonra bunu kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan savcı dava açınca Fatma Betül Sayankaya tweet atıyor. Küçücük bir eleştiriye bile tahammül yok. Soy isim üzerinden Biden'ın özel köpeği diye tegi mazur gören anlayışı görünce ayvat oldu. Ben kokaine pudra şekeri diyeyim. Betül ablam sahip çıkar. Hamza daha sahip çıkar. Öbürü sahip çıkar. CHP kokain der, biz bunun pudra şekeri olduğuna inandırırız noktasına geliyor. Öyle bir anlayış var ki iki kere 2, 5 diyelim 4 diyene vatan haini diyelim Reis kerrat setlerindeki tarihi hatayı düzeltti diyelim Bizim kitle bize inanır diye AK Partili seçmene hakaret eden bir anlayış var. AK Partili seçmenin aklıyla alay eden bir anlayış var. Siz ne desek yersiniz diye hakaret eden bir anlayış var. Biz AK Partili seçmenin sizin bu yaklaşımınıza yeter artık be diyeceğini dediğini görüyoruz. Anketlerde görüyoruz. Sahada görüyoruz. Ve Ayvatoğlu buzdağının görünen yüzüydü. Kürşat Ayvatoğlu. Tayyip Bey Ömer'leri aramak için yollara düşün demişti. Kürşatınızı bulmuşsunuz. Buzdağının görünen yüzü. Adaletli ömerleri ararken milyonlarca liralık arabalara binen kürşatları buldunuz, sebebini sormadınız. Nereden buldun demediniz. Görünen yüzü videolar oynuyor onlarca. Diyor ki Cumhurbaşkanımızla ilgili yaptığı video yüz binlerce paylaşılanlar Cumhurbaşkanından görüşmüş. Reis videolara devam dedi diyor. Bu çocuk görevde. O videoları hepiniz paylaşıyorsunuz. Altındaki araba Kürşat'ınkinden pahalı. Nasıl olacak? Sormayacak mısınız? İdam mahkumu annesini istemiş. Hırsızlık yaparken birini öldürmüş idama mahkum. Eller bağlı. Demiş ki son isteğin ne? Anamı getirin. Gelmiş annesi. Son isteğin ne? Anneciğim o güzel dilini bir uzat demiş. Son istek evladın ne yapsın anası? Uzatmış. Elleri bağlı ısırmış koparmış anasının dilini. Demiş ki ben o tavukları yumurtaları çalıp eve getirirken fakir fakirhanemize. Ben o kuzuları çalıp getirirken. Oğul bunların parası nereden? Bunun kaynağı nereden demedin ya. Beni bugün idama götüren, bana cezayı verdirten, beni buralara getiren sensin. İlk günden sormadım. AK Partililer. Milyonlarca liralık jiplere yoksul ailelerin AK Partili genç evlatları biniyorsa ve bunlar genel merkezinizde çalışıyorsa ve bunların ne yaptıkları da bu kadar zenginleştikleri belli değilse bunu sormazsanız gelinen bu noktadan siz sorumlusunuz. Bu noktadan siz sorumlusunuz, sorun bunu. Sormadığınız için oluyor bunlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar sorunuz varsa yanıtlayabiliriz arkadaşlar. Kaç tane maaş yok dedi. Ya ama orada da böyle bir <laughs> gerçeklik var. Nasıl? Nasıl yok? Mahir Bey nasıl yok? Şimdi mesela Mahir Bey gibi çok renkli olmuş. renkleyen rengi geçiyor. Bu kalemın deyince bozuluyormuş. O bize dünya kadar hakaret ediyor. Biz sürekli tavır değiştiriyor ya. Bu kalemın demişiz bozuluyormuş. Neyse bakalım bundan sonra ki süreçte ne yapacak ne edecek Mahir Bey elimdeki tutanak bu tutanakta Türkiye Varlık Fonu yönetim AŞ temsilcisi önerge vermiş. Bu tutanağa göre Borsa İstanbul'da görev yapan yönetim kurulu üyelerinin maaşları 16 bin lirayken 24 bin liraya çıkarılmasını teklif ediyor. Kim? Varlık Fonu temsilcisi. Kim? Varlık Fonu'nun başkanı kim? Recep Tayyip Erdoğan. Senin genel başkanın kim? Recep Tayyip Erdoğan. Varlık fonunu Recep Tayyip Erdoğan adına orada temsil eden arkadaş önermiş. 18.000'i 24 yap diye. Ayrıca makam aracı alsınlar, yolluk alsınlar, seyahat konaklama harcı alsınlar diye. Ayrıca fazla maaştan dolayı bakın okuyorum. Üyelerin birden fazla işverenden ücret almalarından dolayı gelir vergisi beyannameleri vermeleri gerektiğinde Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan ücret ödemesine isabet eden ilave verginin de ödenmesine yani diyor ki bu arkadaşlar birkaç yerden maaş alıyorlar. Çok yüksek meblağ olur. Ödedikleri gelir vergisi ertan onu da ben ödeyeceğim diyor Borsa İstanbul. Ve söz isteyen olup olmadığı soruluyor. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Oy birliğiyle kabul edildi. Burada kim var? Fahrettin Altun. İletişim başkanlığından maaş alıyor mu? Alıyor. Borsa İstanbul'dan maaş alıyor mu? Alıyor. sekiz bin dört bin olmuş mu? Olmuş. Almadım diyor mu? Demiyor. Ne diyor? Alıyorum ama hayır hasenatta kullanıyorum diyor. Kardeş hayır hasenatta dünyalığını bizden yaptı ahireti de bizden yapacak. Hayır sanat yapacaksan kendi helal kazancından ayırdığında yapacaksın. Yoksa bırakacaksın zaten devlet o parayla ne yapacağını bilir. Fakir fukara zaten devletin parası yok diye kırılıyor. Sade kendimi değerli işleri Marmara Üniversitesi'nden maaş alıyor mu alıyor. Sonra dönüyor Türk Hava Yolları'ndan alıyor mu alıyor. Geçen sene bir ara feragat ettik diyorlardı Covid'de. Maaşlar yatıyor mu yatıyor. Ayrıca AK Parti eski bakanlar emekli bakan maaşı evet Görevli oldukları tüm kurumlardan ikinci, üçüncü maaş alıyorlar. Açın bakın. Vakıfbank Yönetim Kurulu. Eski milletvekilleri dolu. Bir oradan bir oradan. Nasıl yok Mahir Bey? Çıkar göster. Mahir Bey. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'nda görevliler. Aynı zamanda saraydan maaş. Aynı zamanda eski milletvekili maaşı. İstişare kurulunuza bakın ya. Cumhurbaşkanı istişare kurulu. Maaşları belli mi? Belli. Alıyorlar mı? Alıyorlar. Aynı zamanda emekli milletvekili maaşı alıyorlar mı? Alıyorlar. Emekli meclis başkanı maaşı alıyorlar mı? Alıyorlar. Hiçbiri inkar etmiyor. Mahir Bey sen nasıl ediyorsun? Böyle renk değiştirmekle değişmiyor gerçekler Mahir Bey. Aklımızı başımıza toplayacağız. Teker teker listesi adalet ve çıkardık biz bunu. Arpalık diye yarın getirelim. Soruyu bilsem getirirdim. Devleti arpalık gibi yönetiyorlar. Çift maaş. Bakın iki maaş, üç maaş, dört maaş var. Ve aldıkları maaşlar katmerli. Yüzde otuz üç de zam almışlar. Vergisini de Borsa İstanbul ediyor. Daha ne konuşuyorsunuz? Yalan mı? Yalansa çıksınlar göstersinler. Resmi tutanak bu Covid şartlarında millet kırılırken ha bir de diyorlar ki ekonomik reform planına koyduk. Ne koymuşlar? Bir bir görev yapıyorum. Bir tane daha olacak. Üçüncüsünü yasaklayacaklarmış. Gelin hepsini yasaklayalım. EYT'liye çift dikiş olmaz diyen kim? Emeklilikte yaşa takılanlar. Canım vatandaşım. Ben emekli olacağım olamazsın. Çok gençsin. E o zaman bırak çalışayım. Çalışamazsın, yaşlısın. Yaşın dolana kadar parasız evde oturmalısın. E emekli edelim, para yok. E 128 milyar dolar var, 70 yıllık ihtiyacı karşılıyor. Ona bir şey diyemeyiz. Peki niye yapmıyorsun emekli? Cumhurbaşkanı dedi ki çift dikiş olur. Biz bunlara emekli maaşı bağlarız. Bunların yaşı daha genç. 53-54 yaşında gider bir iş daha bulur çift maaşı. Allah'tan korkun ya, Allah'tan korkun. Başka soru varsa yanıtlayayım arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz.